Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golba.com'un ve Kayseri Özülü Mastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 17 Ekim 2023'ün ikinci videosu. Bosna Ersek Edin 90 dakika sahada kaldığı maçta güçlü rakibi Portekiz karşısında aslına bakarsanız ciddi bir hezimete uğradı. Ciddi bir yenilgi aldı ve Portekiz'in çektiği 6 şuttan 5'i gol olurken Bosna Ersek milli takımı hata dahi çıkmakta zorlanıp daha doğrusu hata girmekte zorlanıp maçı isabeti şut çekemeden tamamladı. Cristiano Ronaldo 2 gol 1 asist oynadığı maçta Bosnercik kaleci sakatlandı çıktı. Şimdi Edin Ceko'dan e, maçın Türk hakemi Halil Umut Meler'e tepki gelmiş ki. Maçın sanki eee istatistiğine de bakarsanız kırılma noktası 5. dakikada bir penaltı gibi geliyor. Maçı Halil Umut katlederken 5. dakikada Edin Ceko'ya e, bir tartışma diyor. Portekiz ilk yarıda öne geçti. Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle. Yani mücadelenin 5. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Rafael Leao'nun sert top Bosna Ersek savunmasından sekti. Paris için koluna çarptı ve hakem bu Halil Umut penaltıyı gösterdi diyor. bu karara itiraz etti ama e, karar geçerli diyor. Ronaldo da gitti golünü attı diyor. Düşünün yani orada bile Ulan bunlar sarılı hacivert diyor diye. Bazı hakemler gerçekten yani tepki olduğunu tepki koyuyor ama şöyle de bir şey var. Portekiz Euro 2024 elemeleri 8 maç, 8 galibiyet, 32 gol atıp sadece 2 gol yemiş. Hani buna da ne yapacaksın? Belçika İsviçre Belçika İsveç maçı yarıda kaldı ve ciddi sıkıntılar olan bir maç. Ee, taraftarın çıkışı falan engellendi. Bes Belçika İsveç maçı öncesinde Brüksel'de İsveç formalı 2 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybediyor. İsveçli futbolcular maçın ikinci yarısına çıkmıyor. İşte e, maç iptal ediliyor. Taraftarlar şöyle böyle IŞİD falan filan deniliyor. Yani sıkıntılı ya. Gerçekten sıkıntılı. E, bunu konuşmak istemiyorum ama sanırım saldırganlar yakalanmış. Bu insanlık değil. Futbolcusunu öldürüyor denilen Fenerbahçe. Elif Elmas Napoli. Vedat Buriçi Lazio. Kim Minji Napoli. Atilla Selayo Fenaim. Arda Güler Real Madrid. Altay Bayındır Manchester United hani daha sayarım da oyuncu fabrikası denilen Galatasaray'dan gidenler. Talyan Samsun, Emre Kılınç Ankara Gücü, Morutan Ankara Gücü, Yusuf Demir, Bazel, Micitço, Pendik, hani Süleyman Luş, Çorum Spor falan diye geçiyor. Bu tabii ki dönemsel dönemsel değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Bazen Fenerbahçe'nin futbol şansı iyi bazen kötü gidebilir. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu IFFHS 1 Ekim 2022 30 Eylül 2023 tarihleri arasındaki Avrupa kıtası şamp Avrupa kıtası sıralamasını güncellemiş. Fenerbahçemiz 20 takımlı listede 12. sırada yer almış. Tahmin edeceğiniz üzere başka takım Türk takımı yok. Yani Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş falan hiçbiri yer almıyor. Nijerya Bright Osai Semial'ın 90 dakika forma giydiği maçta Mozambik'i 3-2 mağlup etmiş. O sayı 90 dakika oynadı diyor. Samuel diyor ki Afrika kupası zorlu geçecek. Herkes Nijerya'nın büyüklüğünden dolayı bizi yenmek isteyecek diyor. Ya sen bize lazımsın. Boş ver Afrika'yı, Nijerya'yı falan. Nijerya bir şekilde kuyruğunu kurtarır. Cengiz Ünder Hatay Spor maçında riski edilmeyecek. Cengiz'in sahada olacağı maç Pendik Spor maçı diyor takvim. Takvim diyorsa yalandır. Cengiz'i Hatay maçında ilk 11'e yazın. Yani arkadaşlar kötü bir niyetle söylemiyorum ama Yazın direkt Cengiz'e. Genellikle böyle oluyor. Şimdi İsmail Kartal satılmayacak dedi ama Real Madrid onu da istiyor haberimize geldik. Real Madrid gözü yine Fenerbahçeli Yıldız'da. Şimdi Fenerbahçe U19 takımında forma giyen 16 yaşındaki genç oyuncu Yasir Boz'a dünya devleri talip oldu. Yasir Boz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Yasir Boz. Yani Fenerbahçe'nin genç e, yıldız adayı. Ki Fenerbahçe'de bundan çok var. Gerçekten bundan çok var. Şimdi Yasir Boz kimdir? Ekrana geldi mi bilmiyorum. Şu arkadaş. Böyleyle işaret yapan arkadaş. Elinle neden işaret Ben gözüme gözüme sokuyorsun. Palmanı çek. Siz dikkatli ol. Şimdi Yasir Boz şöyle kenarda dursun. İngiliz basınından Verilen habere göre Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid bu sefer de Yasir Bozu gündemini aldı. Yalnız tek değil. Orada da belirteyim. Fenerbahçe altyapısı harika yetenekler çıkarmaya devam ediyor ifadeleri kullandı ve Avrupa devleri onu küçüklük takımından ayırabilmek için büyük paraları gözden çıkarmak zorunda diyor. Ayrıca Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın da Yasir ile ilgilendiğini belirtiyor. Hani Arda'nın Real Madrid transferinde önemli rol oynayan menajer Christoph Ernotay'ın yani bu transferde Real Madrid'e bir adım öne taşıdığını söylüyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Profesyonel sözleşme imzaladık. Boşuna imzalamadık. Bu sezon U19'da 4 maçta 2 gol kaydetti. Ama geleceği parlak bir isim. İyi hocam. İsmail Kartal devre arası kimse gidemez demişti. Bunu A takımdakiler için söyledi. Şimdi Yasir Boz. Real Madrid'in futbolcusu olsaydı. En az isteyecekleri 15 milyon euroydu. Çünkü belli bir kat sayısı var. Fenerbahçe'nin futbolcusu olunca ben merak ediyorum. Fenerbahçe pazarlığa kaçtan başlayacak? Onu da çok merak ediyorum. Şimdi Fenerbahçe'de aslında bakarsanız çok ciddi şeyler var. Mesela Şimanski. Arkadaşlar Fenerbahçe yönetimi Şimanski'nin sözleşmesini e, revize etmek için toplanacak diye bir şey duydum. Hatta detaylarını da İrfan 25 şöyle vermiş. Fenerbahçe Şimanski'nin sözleşmesinde 40-45 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi koydurmak istiyor. Devre arasında gelen bütün teklifler reddedilecek diyor. Durum bu. Şimanski'nin menajeri Marius Piekarski. Şimanski'nin Fenerbahçe'ye transferi karşılaştığım en zor operasyon oldu. Dinamo Moskova, Feyenoord ve Fenerbahçe ile sürekli temas halindeydim. Yaptığım bir telefon görüşmesi hemen diğerini yapmama gerektiriyordu. İstanbul'un iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray Şimanski için çekişiyordu. Galatasaraylılara sorsan hiç uğraşmadılar. Yani onları Zaniolo gibi futbolcular karakterden dolayı tercih etmişler. tam benim karakterime uygun takım demişler. Zaniolo tam karakterime uygun demiş. Hatırlayın arkadaşlar. Fenerbahçe Zaniolo'yu alamayıp Emre Demir'i aldı diye haber yaptırmışlardı. Yani Emre Demir Fenerbahçe kar karakterine uyuyormuş. Fenerbahçe'yi seçmiş. Zaniolo da Galatasaray karakterine uyuyormuş kendileri söylüyorlardı. Bu arada tişörtüm enfes mi arkadaşlar? Neyse. Ruslar pazarlıkta geri adım atmıyordu. Sonra sonra transfer gerçekleşti. Shimanski çok istediği hedefine kavuştu. Rusya'dan ayrıldı diyor. Şimdi Polonyalı gazeteci Filip Ciełinski Shimanski'nin sezon sonunda 30 milyon euro bedelle ayrılabileceğini söylemişti. Fenerbahçe'deki başlangıcında bundan daha iyisini hayal etmek zor olurdu. Elbette Fenerbahçe maçlarını izlerken daha az göründüğü anlar da var. Her zaman oyunun mutlak lideri değil. Böyle bir rol aslında Fred'e verilebilir. Ancak Şimanski de çok etkili rakamlar yakalıyor demiş. Bu durum Avrupa'daki büyük kulüplerin ilgisini çekiyor demiş. Çok güzel bir olay. Şimdi Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferde 20 milyon euro kazanmayı düşünüyormuş. Kesinlikle değil. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferde en az 30 milyon euro hedefliyor. Ve tabii ki de Ferdi giderse 6 milyon euroya kadroya katılan Jadon Osterwolde sol bekin gediklisi olur. İsmail Kartal yönetiminde bence çok çok iyi başladı sezona. Ve Fenerbahçe gelen tekliflere kapalı. Ren, Atalanta başta olmak üzere birçok futbolcu aslında 7 milyon euroyu basıp almak istedi biliyor musunuz? Poster ancak biz kabul etmedik. Ancak şu bir gerçek bakın. Sezonun daha başları sayılır. Kimler kimler. Var hani bir haber gördüm mesela diyor ki Almanya'nın Napoli'leri, Almanya gibi kulüplerin izleme listesinde bazı oyuncuların değeri İsmail yüksek 50 milyon euro, Şimanski 40 milyon euro, Ferdi 30 milyon euro, Osayi 30, Jayden 30, Emre 25 falan. Bu temenni arkadaşlar. Yani bu gerçek değil. Sakın ha, yönetim de bu yukarıdan uçuyor demeyin. Onu söyleyeyim. Bu arada Yasir Boz demişken aklıma takıldı. Kaan Akyazı diye bir oyuncumuz var bizim altyapıda. Size tavsiyem ikisini birden izleyin. İlk U19 maçında bak Yasir Boz'u izleyin. Kaan Akyaz'ı izleyin. Ee, U19 olmasa da yani U19'da oynatmayacak olsalar da oynayacakları maçta izleyin. Bak Kaan Akyaz'ı Yasir Boz. ikisini izleyin. Diyeceğiniz cümleyi ben biliyorum. Söyleyeyim mi? Hocam bir arda daha geliyor. Hocam yok iki arda daha geliyor diyeceksiniz. Siz bir izleyin. Ya, potansiyelleri yüksek iki, iki futbolcu. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco bir isimle ciddi ilgileniyormuş. Şimanski ile. Nasıl Şimanski ile? Harbi Şimanski ile. Mario Branco Damian, Damian Şimanski'yi kıskacına aldı diyor. Yahu haber. Yahu haber bırak yahu. Ya şimdi küçük bir futbolcuyu küçümsemem. Böyle bir karakterim yoktur. Ancak bu futbolcuyu küçümserim. Niye küçümserim? Çünkü Fenerbahçe taraftarının artık genetiğini ezbere biliyorum. Arkadaşlar bak futbolcu AYK Atina'da oynuyor. Yaşı 28. Tamam hocam o zaman transfer market değeri herhalde 15-20'dir. 2,5 milyon euro. Fenerbahçe taraftarı yaş 28 ve 2,5 milyon euro'yu kesinlikle kabul etmez. Ama Polonyalı ön libero etmez. 15 milli ke 15 kez milli takımda olmuş etmez. Etmez. 1 milyon 300 bin euro ama bu sezon 11 maçta bir asisti var 687 dakika etmez. Bu haberi uyduran arkadaşlar muhtemelen Fenerbahçe çatırdasını istiyorlar. Ben bunu direkt olarak yalanlıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar demeyin Şimanski kesinlikle ve kesinlikle yalan haberiniz olsun. Şimdi Fenerbahçe'de 6 numara avı. Asıl haber bu. Nasıl asıl haber bu? Şimdi konuşacağım. Yönetim teknik heyet 6 numara hedefinden vazgeçmiş değil adaylar belirlendi. 3 yıldız öne çıkıyor demiş. Beni seviyor musunuz? Sevdiğiniz için takip ediyorsunuz. Ben size içimdekini açık, net, korkusuz, şeffaf bir şekilde söyleyeyim. Katiyen iyi bir altı numara alınmaz. Devre arasında. İsmail böyleyken, Crespo'ya daha talip yokken, Bartu Elmaz varken kesinlikle katiyen. Bak şu an iyi bir altı alınmasının ben size şeyini söyleyeyim. Bir, Bartu Elmaz oynayabileceği bir takıma oynama garantisine kiralanır. 2. Crispo 4 ve üzeri bir teklife satılır. İyi bir 6 numara gelir. Yani iyi bir 6 numaranın gelmesi için bu. İyi bir 6. Hocam mesela kurun hiç iyi bir 6 numara mı hocam? Kurun hiç iyi bir 6 numara değil. Anladınız mı? Yani hocam sen demek istiyorsun ki kurun hiç gelebilir. Bunlar olmasa da. Yok. Kurun için gelmesi için de bazı şartlar var. Mesela nedir o şartlar? Ee, kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle ve yine kesinlikle ve yine kesinlikle Crespo bon serviste gidecek. Bon serviste Crespo gitmedi müddetçe kurun falan gelmez. Hocam Yasir Boz oynama garantisiyle gitse gene gelmez. Gelmez. Şimdi habere bakalım. Yaz transfer döneminde birçok yıldız bizzat başkanı Ali Koç ben yapacağım diye açıklamıştı. Yapamadı haliyle. Keşke Mario Branca'ya bıraksaydım. Yeni sezon 6 numara takviyesi. Gizli kahraman İsmail Yüksek. E, İsmail kahraman gizli kahraman. Jesus aldı, oynattı, coşturdu. E, sırar sürüyor. Uzun süre 6 numarayı almaya çalıştık ama alamadık. 6 e, numarada da İsmail Yüksek aslında beklentileri karşıladı mı? Karşıladı. Yine de her şeye rağmen 6 numara transferi yapılacak. Örümde açıklamalar yapıldı. Ama taraftarın beklentisi karşılanmadı. İsmail Yüksek şu ana kadar sezonda 14 kez Fenerbahçe forması giydi ve orta sahada bir gol iki asistlik katkıda bulundu. Şimdi Fenerbahçe katkısının yanı sıra milli takımda da alakta Al movik movik yaparak birilerinin yanmasına sebep oldu. İsmail Yüksek birilerini yaktı. Bakın milli takım 4-0 kazanmış. Avrupa şampiyonasına gidiyoruz. İlk soru İsmail bugün çok kötüydü. Farkında mısınız? Ne oluyor. Ya bir sen akıllısın. Allah'ın Whatsappçısı. Şimdi 3 yıldızı gözüne kestirmiş. 1. Bak. Yine yeniden Al Musrati. Dur. 3 e, yıldızı gözüne kestirdi. Al Musrati. Rade Kurunic Milan'la sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağladı diyor. İsmail Kartal'ın gözünden düştü. Bak benim haberim yoktu. Bragala Al ikinci adaydı. Ancak Portekiz ekibi Şampiyonlar Ligi falan filan en önemli oyuncusunu göndermek istemedi. Libyalı'yı göndermek istemiyor. Braga'nın devler ikindeki performansı belirleyici olabilir. Al bırakmaları olabilir diyor. Al ocakta sıcak bakabilir. Hemen bakalım. Neye bakalım? Transfer marketine bakalım. Hocam öyle bakınca anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Böyle bakınca direkt anlaşılıyor. Almusrat 16 milyon euro 27. Kaç maç oynamış? Kaç gol? Kaç asist? 12 maç oynamış. 3 gol. 1 asist. 908 dakika. Bu ne demek? Fenerbahçe ilgilendi ama alınmadı. Doğru demek. İkinci aday Fofana. Monaco'lu Galatasaray. Monaco, Galatasaray'ın Monaco. Yanı sıra Premier League. Bu ne, ne biçim yazılı? Galatasaray'ın Monaco. Orta saha yanı sıra Premier Lig ekibiyle anıldı. Sezon sonunda bitir. Ha Fenerbahçe'nin Fofana'yı listesine eklediği kaydedildi. 24 yaşındaki oyuncunun durumu, Monaco pazarlıklar. Şu an Fransa milli takımının kadrosunda yer alıyor Yusuf Fofana. Arkadaşlar ben bunu inceleydim. Hatırlıyor musunuz? Şartları zorlama falan filan. Şimdi 24 yaşındaki bir oyuncu zaten Avrupa'nın merkezinde Hani e, Monaco'da 25 milyon euro transfer market değeri Fransa milli takımda zaten oynuyor. Hani <laughs> işin bir de dürüstü var. Sıçrayış için bize ihtiyacı yok bunun. Ben onu söyleyeyim. Zamanında 15 milyon euro almışlar 2020'de. Opsiyonu da var oyuncunun. Ben bu transferi olacağını zannetmiyorum. Hani demeyin Mustafa hocam diye. diye. Bir Polonyalı daha Barzo Bartost olmuş. Şimanski'nin arkadaşı 24 yaşında Lecce Varşova forması giyiyor. Bu sezon ee, dikkatleri üstüne çekmiş. Aston Villa'yı 3-2 yenerek büyük sürpriz yaptılar. İyi futbol sergiledi. 19 resmi maç. Bir gol atıp 2 asist yaptı. Eylül ayında ilk kez Polonya milli formasını giydi. 2-0 kazanan Farah Adası'nda 90 dakika sahada kaldı. 31 Arada 2024'te bitecek. Lecce'nin kapısını çalabilir diyor. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Bak 24 yaşında 5,5 milyon euro. Bu alınabilir biliyor musunuz? Bak ben buna kefilim. Bu alınabilir işte. Harbi harbi bu alınabilir. Anladınız mı? Sebebi şu. Potansiyelli İsmail Yüksek'te yarışa girebilecek bir isim yedek kalsa sıkıntı yapmaz. O oynasa dert etmez. Yani en alınabilitesi olan futbolcu bu. 1.79 boyunda 24 yaşında yani e, transfer bir buçuk milyon euroya zaman almışlar. Işte sözleşmesi bitiyor. Ben bu ismin üstüne düşün derim. Bir de Zielinski alsak araya. Bu arada ben ee, Zielinski boşuna demediğimi anlayabiliyorsunuz değil mi? Geçen ben yaptım videoyu diyor ki hocam Fred ne yapacağız? Arkadaşlar bazı şeyler videolarda söylenilmiyor. Sosyal medyada siz hiç Fred'e resmi teklif duydunuz mu? duymadınız değil mi arkadaşlar? Sosyal medyada herhangi bir duyumcudan Fred'e yapılan resmi teklif duydunuz mu? Duymadınız. Duymayın o zaman. Sıradaki habere geçelim. Önemli haberler bir kere söyler. Fenerbahçe Beko'nun belli sakatlıklardan doğrulmuyor demiş. Orada Panathinaikos'ta maçımız var akşam. Fenerbahçe'mize başarılar. O pozisyonunda yaşadığı sakatlıklar kimse kalmadı. Raul Neto yani Sezon öncesi en büyük transferlerinden biri olan Raul Neto. Dünya Kupası'nda Brezilya'nın İran'la oynadığı sadece sakatlık yaşadı. Yani sezonu kapattı Fenerbahçe forması giyemeden. Tyler Dorsey o da en başarılı en formda başlayan isimlerinden biri. O da sakatlandı. Euroleague ikinci maçta. Arthur Sagars hem Neto'nun hem Dorsey'nin sakatının ardından Betonya gibi Wolves Vinyunus'un kiraladığı genç yıldız adayı Arthur Zagars için Acaba takıma geri çağrılır mı düşüncesi de kısa sürdü. Sebebi ne? Dorsey'in sakatından bir gün sonra Arthur Zagars o da dizinden sakatlık yaşadı. Dizinin üstüne basamıyor. Ne kadar süreceği belli değil. Dünyada sadece Fenerbahçe'nin başına gelebilecek nadir olaylardan biri. Bora Aydınlık Hull City bir meydan okuma diyor. Genç yıldız adayımız. Şimdi Hal City'ye kiralandı Bora biliyorsunuz. Ve Hull City'ye gelmem bir meydan okuma diye açıklamalarda bulunmuş İngiliz basınına. Kendim için top bendeyken yetenekli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. En iyisi olmadığımı biliyorum ama yetenekli bir futbolcuyum. Çalım atmayı, birebir oynamayı, orta yapmayı, skorboardda yer almayı seviyorum. Zenit başındaki Fenerbahçe döneminde hatırlayın hazırlık maçı oyuna girdiğimde olduğu gibi oyun değiştirebileceğimi düşünüyorum. Tempo açısından ve savunmayı geriye çekerek sağdaki oyunu değiştirebilirim diye düşünüyorum demiş. Merak ettiniz mi hiç? Bora Aydınlık kaç dakika oynamış? ne yapmış? Mesela ben merak ettim. Transfer marketinde değer yazmayacak kadar oynamamış. Nasıl yani? 0 dakika. Herhangi bir dakika süre almamış. Şu an Hal City'nin futbolcusu. Dakika ve süre almamış. Anladınız mı? Kiralık bir yıllığına kiralık. Süre almamış. Şimdi hal böyleyken hani bu açıklamalar bana biraz garip geliyor ya. Bak Bora yetenekli futbolcu lafım yok ama ya bir oynayın mübarekler. Bir şu Türkiye'deki futbol ikliminin havasından mı suyundan mı niye göz hemen şımarırsınız bre adamlar. Ya Allah aşkına ya. Ben bak hiçbir açıklamasını şey yapmıyorum. Ben hiçbir açıklamasını. Abi ben icraata bakıyorum. Lafa bakmıyorum. Bitti benim için laf bitti. Söz bitti. Böyle demişler, de, şöyle demişler. De, ben Premier League demişler de falan filan. Geçin ya. Geçin abi ya. Mücadeleye hazırım birçok fırsat geleceğini biliyorum falan filan. Geç abi ya geç. Allah aşkına geç. Geçiniz. Ben buna kızıyorum işte. Bizim Türk futbolcularında aşırı saçma bir özgüven var. Neyin özgüveniyse onu da anlamıyorum. Ya önce bir kendinizi kanıtlayın. Önce bir oynayın. Önce bir oynayın. Hal City'de oyna. 10 maçta 5 gol 2 asist yap. Çık şu açıklamayı yap Diyeyim ki aa. Ya Arda Okan Kurtulan kötürü gereği gibi topçuydu. Nesi eksikti? Beykan Şimşek. Ben Beykan'ı çıplak gözle de izlemiş adamım canlı canlı. Ya kimler kimler vardı ya? Ya Fenerbahçe altyapısından yetişen oyuncuları babaları yani babaları belki benim kadar bilmez ya diğer takım arkadaşlarını. Ben bir dönem öyle bir merak saldıydım ki U19 maçtan eksiksiz izliyordum. Son dönemde beni cezbedecek çok isim çıkmıyor. Yanlış anlamıyorum. Çok isim çıkmıyor. Arda Güler. Ben e, Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde bir canlı yayın yaptım. Dedim ki istediği kadar ayrılsın Ömer Faruk Beyaz. Hiç önemli değil. Hocam sen yetenekli diyordun. Evet yetenekli ama hiç önemli değil. Niye hocam dediler. Oğlum dedim altyapıda bir çocuk var. Arda Güler. Ben böyle bir şey izlemedim dedim. Canlı yayındayım. Bak hatırlayanlar çık. İnşallah çıkar hatırlayan. Sonra beni yalancı çıkarmayın. Hay, yalan söylüyorsun da yalan söyledi deyin. Açık açık söyleyen arkadaş hiç. Hocam engellersin ya. Yani niye engelleyeyim? Yalansa yalan değil. Dedim ki ya Arda Güler diye bir topçu var. Ben böyle bir topçu görmedim dedim. Unutturacak dedim ya Ömer Faruk falan kimse hatırlamayacak. Unutturacak dedim. Şimdi yazın bakalım. Unutturdum unutturmadım Arda Güler. Aynısını bu arada 57.900 olmak üzere video aynısını tekrar söylüyorum. Kaan Akyazı, Yasir Boz. Bu iki isme odaklanın. Kaan ve Yasir. Şimdi Ziyelenski haberini anlatırken ben orada subliminal bir fret duyumu verdim. İnşallah anladınız. Yani umarım anladınız. Öbür Polonyalı bakın 24 yaşında. Allah aşkına bak. 24'lük bir Polonyalı bir de Şimanski bir de Zielinski. Fenerbahçe orta sahası gelecek sene buna evrilse, yabancı serbest de olsa, Fred İsmail'i 30 milyon eurodan fazla bir paraya satsan, bu iki ismi bedava alsan ki zaten bedavaya düşüyor, 30 milyon euro cepten artı 100 milyon euro belki potansiyelli bir orta sahan olacak. Bazen sınırları zorlamak lazım. Açık açık da söyleyemiyorum. Bazen sınırları çok çok zorlamak lazım. Gitmek, gelmek, misafir olmak lazım bazen zorlamak lazım. Ee, 57.899 mesela ben 57.900 olmasını istiyordum açıkçası. Demek ki biz buradan ne anlıyoruz? Diyelim ki hayırlı olsun. Yok o kadar da değil. Bir şeyleri zorluyoruz ama bakalım ne olacak. Teşekkür ediyorum. 57.900 için de teşekkürler. Görüşmek üzere.